Yukarıdakilerden hangileri çevre eğitiminin amaçlarındandır? Çevre duyarlılığını artırmak, kişilerin aktif katılımını sağlamak, insanların sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak. Bunların üçü de çevre eğitiminin amaçları içerisinde yer alır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenmekte olan hayvanlardan biri değildir? pandalar, kutup ayları, deniz kaplumbağaları ve kel aynak kuşları nesli tükenmekte olan hayvanlardandır. Fakat saksanlar için günümüzde böyle bir tehlike söz konusu değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen çevresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Gezegeni yaşanamaz hale getiren çevre suçlarına karşı Bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür. Şiddet içermeyen eylemlerle suçları basın aracılığıyla gündeme getirir. Merkezi Amsterdam'da bulunan örgütün 45 ülkede ofisi bulunmaktadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen çevresel örgüt hangisidir denilmiş? Bu Greenpeace'e aittir bu özellikler. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri ormanların erozyonu azaltıcı etkisine örnek olarak gösterilebilir. Sel ve taşkınları azaltması bu doğal afetlerle ilgili bir durumdur. Su ve rüzgara karşı toprağın taşınması, toprağın taşınması erozyondur. Burada erozyonun önlenmesinden bahsedilmiştir. İçerisindeki flora ve faunayı korur yani bitki ve hayvan topluluklarını korur denilmiş. Toprakla ilgili değildir. Bu nedenle doğru cevabımız yalnız 2, B seçeneği doğrudur. ekosistemi korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir? Geri dönüşümlü ürünlerin tercih edilmesi, enerji verimi yüksek olan araç ve gelişlerin kullanılması, fosil kökenli enerji kullanımının azaltılması, suyun tasarruflu olarak kullanılması gibi unsurlar ekosistemlerin korunması için yapılması gereken faaliyetler içerisinde yer alır. Fakat bataklıkların kurutulması dünyadaki en zengin ekosistemlerden birinin yok edilmesi anlamına gelir ki bu yanlış bir davranıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde endüstrileşmeye bağlı olarak yani sanayileşmeye bağlı olarak hava kirliliğinin daha az olması beklenir? Amerika Birleşik Devletleri, Fransa yani Batı Avrupa ülkeleri Çin ve Japonya dünyada sanayi faaliyetlerinin çok yoğun olduğu yerlerdir. Sanayileşmiş bölgelerdir. Bundan dolayı sanayiye bağlı hava kirliliğinin fazla olması beklenir. Fakat Orta Afrika ülkelerinde sanayileşmenin az olmasından dolayı sanayileşmeye bağlı olarak hava kirliliğinin daha az olması beklenir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Doğal mirasın korunması için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır? Çöplerin geri dönüşüm için ayrılması, orman alanlarının korunması, organik ürün kullanımının yaygınlaşması, su kaynaklarının tasarruflu, verimli bir şekilde kullanılması, doğal mirasın, dünya mirasının korunması için gerekli unsurlardır. Fakat milli parklar koruma bölgeleridir. Böyle yerlerin yerleşim alanlarına dönüştürülmesi çevreci bir uygulama değildir. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. 1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde imzalanan Ramsar Sözleşmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? Bu sözleşme sulak alanların korunmasına yöneliktir. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Avrupa Birliği çöp sorununu çözmek için kısa adı LIFE olan çevre projelerini destekleme programı çerçevesinde atıkların yönetimi, ve önlenmesi konusunda yeni projeleri teşvik etmektedir. Bu kapsamda 1996-2003 yılları arasında 141 katı atık projesine destek sağlamıştır. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde yapılacak projenin LIFE tarafından desteklenmesi beklenemez? Fransa, İsveç, Belçika ve Romanya Avrupa Birliği ülkeleridir. Bu nedenle bu ülkelerdeki çöple ilgili faaliyetler Life tarafından desteklenir. Fakat Malezya Avrupa Birliği ülkesi değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki doğal miras ve ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Peri bacaları Türkiye'de bulunur. Demavent Dağı İran'da bulunur. Matubu Zimbabwe'de bulunur. Pamolulu Doğal Parkı Avustralya'dadır. Fakat Monte San Giorgio İsviçre'dedir. Afganistan'da verilmiş. Bu nedenle yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri Konya Kapalı Havzası'ndaki sulak alanlardandır? Sultan Sazlı Kayseri'dedir. Erçek Gölü Van'dadır. Kulu Gölü ve Sultan saz e, Hotamış sazlığı ise Hotamış sazlığı ve Kulu Gölü bunlar Konya Kapalı Havzası'nda yer alır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliği göstergelerinden biri değildir? Toprakta zirai ilaçların birikmesi, yağışlarda asit oranının artması, sularda nükleer atıkların görülmesi Havada karbondioksit oranının artması gibi durumlar çevre kirliliği göstergeleri arasında yer alır. Fakat su buharı oranının yani bağıl nemin artması yağışın göstergelerindendir, çevre kirliliği değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.